Merhabalar. Haftalık düzenli olarak sizlerle buluştuğumuz yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi ekip arkadaşlarım da katılıyor. Onlar da katıldıktan sonra yayına hızlı bir şekilde başlayacağız. Filiz, sen katıldın herhalde. Evet, buradayım. Ömer'i de beklerken biz aslında yavaş yavaş yayına başlayalım. Ben Burak Salman, Global Menkul Değerler Araştırma Direktörüyüm. Filiz bugün benimle birlikte. Filiz de şirketimizin stratejisti. Ve şu anda da Ömer de bağlanıyor. Ömer de bankacılık analistimiz. Evet, o da bağlanırken. Filiz, sen istersen yine haftalık genel görünümden bahset. Evet, merhaba herkese tekrardan. Bu haftaya iyi bir başlangıç yaptık. Bu hafta piyasaların odak noktası Perşembe günkü Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Bu toplantıya ilişkin beklentiler fiyatlamaları destekliyor. Özellikle bankacılık sektörü öncülüğünde başlayan bir hareketlilik var. Zaten çok değerleme açısından baktığımız zaman uygun seviyelerdeydi. Ne zaman yükseliş başlayacağı merakla bekleniyordu. Faiz artırımla ilgili bir hareketlilik başladı. Perşembe günkü toplantıda 150 ile 200 bas puan arasında bir faiz artırımı beklentisi var piyasanın ortalama olarak. Dolayısıyla bu toplantı gerçekleşene kadar, sonuçlanana kadar piyasadaki bu iyimserliğin yine bankacılık hisseleri öncülüğünde devam edebileceğini düşünüyoruz. Endekste geldiğimiz seviyeler açısından baktığımız zaman da kritik eşikleri yukarı yönde geçiyoruz. Perşembe günü çok bu eğer beklenti doğrultusunda bir karar gelirse o zaman belki kısa soluklu realizasyonlar görebiliriz. Şu an için endeksi destekleyen farklı beklentiler de halen daha var. Özellikle bilançolar, üçüncü çeyrek bilançolar birçok sektörde çok güçlü bekleniyor. Geçtiğimiz haftada konuşmuştuk. Zaten buraya kadar yaşanan yükselişte özellikle sanayi hisselerinin etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yeni yeni bankacılık endeksi katılmaya başlayınca tepe noktalar yukarı doğru zorlanıyor. Seviye açısından baktığımız zaman 1180 seviyesi ilk başta önemliydi. Burayı çok rahatça geçti endeks. 1205 seviyesi bir önceki tepe noktalarımızdı. Bu seviyenin üzerini test ediliyor. Kapanışlar görmeye başladığımızda yine teknik anlamda pozitif görüntünün korunacağını ve yine tarihi zirvelerimiz olan 1245 seviyesine doğru bir yönelim oluşacağını söyleyebiliriz teknik olarak. Burada tabii dikkat etmemiz gereken endeks özellikle 1100 seviyesine itibaren başlayan yükseliş hareketini soluksuz bir şekilde devam ettirdi. Bu süre içerisinde birçok aslında negatif haber akışıyla karşılaştık. İşte S-400'lerle ilgili haber akışı vardı. Buna Amerika'nın tepkisi, Azerbaycan-Ermenistan arasında gerginin devam ediyor olması, bu ortamda Türkiye'nin tutumu vesaire bir sürü gerginlik vardı ama piyasa hiçbir haber akışını fiyatlamaların içerisine önemli bir şekilde dahil etmedi. Geri çekilmeler çok günlük bazda kaldı. Bu tabii bize yani bu tarz negatif haberlerin sürekli piyasa tarafından emiliyor olması bize aslında hani yükselişin devam edebileceğini düşündürtüyor. Ama yine de tabii ki temkinli olmakta fayda var. Geldiğimiz noktalar çünkü önemli seviyeler, tarihi zirvelerimize yaklaşıyoruz. Devam edip etmeyeceği açısından temkinli bir iyimserlik korunabilir. En büyük riskimiz karşımızda Amerika seçimleri. Neden risk olarak bakıyoruz? Biden'ın seçilme riski, Biden çok fazla Türkiye dostu mesajlar veren bir aday değil. Seçilmesi durumunda bu açıdan Türkiye üzerinde baskılar oluşabilir. O yüzden geldiğimiz seviyelerde temkinli iyimseriz diyebiliriz. Seviyelere dikkat etmekte fayda var. Şu an görünen endeks önemli eşikleri aştığı için 1180 seviyesi artık bir ana destek haline dönüşmüş durumda. Bunun altına inmediği sürece çok fazla bir bozulma olacak gibi gözükmüyor. Ama tabii dediğim gibi kritik eşiklerdeyiz. Belki bu seviyelerde alım yönünde pozisyonları olan varsa hece ederek
yaşanan yükselişin içinde kalmaya devam edebilir. Burak, bu şekilde Çok özetleyelim. teşekkürler. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Bu noktada aslında Filiz'in söylediklerine katılıyorum. Bir cümle eklemek istiyorum. Yani buradaki önümüzdeki dönemki olası piyasada geri çekilmeyi de bundan daha doğrusu çekilen yatırımcılar varsa aslında pozisyonlarının belli bir oranı kadar da Viyop'ta short pozisyon taşıyabilirler. Bu da aslında sizleri endeksteki olası geri çekilmelerden koruyacak bir etmen olur. Bizim felsefemiz aslında hani hep sizlerle paylaştığımız gibi biz iyi şirketleri yazlık fiyatlardan müşterilerimize öneriyoruz. Bizim ana çalışma prensibimiz bu. Bu noktada da biz bundan sonraki süreçte de iyi olan, temeli iyi olan, bununla birlikte tekniği de iyi olan, önümüzdeki süreçte görünümü pozitif olan, diğer sektördeki diğer şirketlerle ayrışan şirketleri yine ön plana çıkartmaya önermeye devam edeceğiz. Ana felsefemiz bu. Bundan aslında bir miktar piyasadaki geri çekilmeden de çekilen yatırımcılar için de Viyop'ta bir miktar yani kendi portföylerini örtecek kadar diyelim bir short pozisyon taşıyabilirler. Çok teşekkürler Filiz. Şimdi sorularla devam edelim. Medical Park sorulmuş. Sen istersen Filiz teknik olarak yorumla. Medikal Park'a bakalım. Evet, Medikal Park kısa vadeli ortalamaların üzerinde tutunuyor. Göstergeler pozitif tarafa geçmiş. Yani kısa vade için teknik görünüm şimdilik pozitif diyebiliriz. Destekler 17.50-18 bandı olarak takip edilebilir mevcut pozisyonu olanlar açısından. Bu seviyelerin üzerinde şimdilik pozitif. Daha yukarı yönde ivmelenme için geçilmesi gereken, üzerinde kapanış yapılması gereken seviyeler 18-70 civarı takip edilebilir. Buralarda bir miktar dirençler var. Hissedeki yükselişi törpüleyen. O yüzden yukarı yönde ivmelenme için bu 18-70 civarındaki dirençlerin yukarı yönde geçilmesi beklenebilir. Teşekkür ederiz. Garanti ve Vakıfbank için düşüncelerimiz sorulmuş. Ömer sen bunları hazırlarken ben Şecam'la ilgili soru var onu cevaplayayım. Şimdi biz birleşme sürecinde Şecam biliyorsunuz uzun süre model portföyümüzde tutmuştuk en beğendiğimiz şirketler arasında ve birleşmeden sonra 7.65 seviyelerinden çıkartıp tekrar 6.80-85 seviyelerinden tekrar model portföyümüze ekledik. Biz Şecam'ın hem karlılık anlamında hem önümüzdeki süreçte büyüme anlamında hem bu birleşmenin yaratacağı sinerji anlamında hani her anlamda önümüzdeki süreçte pozitif olacağını Şecam'ın düşünüyoruz. Şecam'ın açıkçası önümüzdeki süreçte daha iyi noktalarda olmasını bekliyoruz açıkçası. Evet Ömer ben sana bırakayım sözü. Tabii Garanti Bankası Garanti Bankası'nın 3. çeyrekte iyi bir performans gerçekleştireceğini tahmin ediyoruz bilanço bakımından. Baktığımızda hem serbest karşılık olarak hem kredi zarar karşılıkları olarak muhafazakar davranmasına karşın, ihtiyatlı davranmasına karşın yine karlılık kaleminde yukarı yönlü bir performans sergileyeceğini tahmin ediyoruz 3. çeyrekte. Önümüzdeki dönemde de yani makroekonomik görünümün daha da düzeleceği varsayımıyla, beklentisiyle önümüzdeki dönemde Garanti Bankası'nın yine yukarı yönlü hareketini devam ettireceğini düşünüyoruz. Zaten TAP pikimizde beğenmeye devam ediyoruz. Hem likidite yapısı bakımından hem karlılığı ön planda tutması açısından garantiyi beğeniyoruz. Vakıfbank'a baktığımızda ise biliyorsunuz 2020 yılında aslında kamu bankaları biraz daha hükümetin destek programlarının ana şeyini oluşturdu, merkezini oluşturdu. Bu kredi destek programları olsun, diğer bu destek paketleri olsun, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası tabii o halka açık değil ama hani kamu bankalarının burada öncülük ettiğini gördük. Diğer taraftan Vakıfbank'ın bir net döviz açığı da söz konusu. Üçüncü çeyrekte burada ciddi anlamda kur zararı da gerçekleşmiş oldu Vakıfbank bilançosu adına.
Dolayısıyla üçüncü çeyrekte çeyreksel olarak bir miktar karlılığın düşeceğini tahmin ediyoruz Vakıfbank adına. Burada daha çok bankalardan Garanti Bankası'nı öne çıkarıyoruz diyebiliriz. Teşekkürler. ICBC sorulmuş. Biraz istersen teknik olarak yorumlayabilirsen. Tabii. ICBC teknik olarak çok kritik eşiklerde diyebiliriz. Son bir yükseliş yapmış, onu düzeltti ve yeniden yukarı yönde tepki için hazırlanıyor gibi bir görüntü var. Direnç seviyelerini yukarı doğru zorluyor. Seviye vermek gerekirse şöyle bakalım. 7 seviyesi. Yani 7 orada bir baz değer olarak düşünülüp 7 üstünde pozitif, 7 altında biraz daha zayıflayan bir görüntüye dönüş gerçekleşebilir. Benim gördüğüm dün aslında bir yukarı yönlü hareket olmuş. Bugün tekrar sınırlı bir geri çekilme var ama pozitif tarafta değerlendiriyorum şu an için teknik görüntüyü. 7'nin üzerinde olduğu için bu seviye üzerinde kapanışlar yukarı doğru atakları oluşmasını sağlayabilir. Ama tabii ki hacim desteklemesi gerekiyor dönüş için. Hacim şu anda çok çok az gibi gözüküyor ICBC'de. Teşekkürler. Park Maden sorulmuş. Park Maden'de şimdi operasyon olarak bir toparlanma görüyorum Park Maden'de. Yani finansal olarak tabii güçlü bir şirket. Yani Favok 6 güçlü bir şirket ama operasyon olarak bir toparlanma var. Ama çok açıkçası ucuz ve cazip gözükmüyor temel anlamda. Aynı şekilde Cemaş'ta da aynı şekilde bir durum var. Operasyon olarak bir toparlanma var. Ama tabii çarpanları açıkçası çok cazip gözükmüyor. Filiz, Pollo'yu ben sana bırakayım. Tamam. Bu arada Orge'ye sorulmuş. Orge ile ilgili tavsiyeniz devam ediyor mu diye. Evet, teknik olarak bir trade önerisi paylaşmıştık. Halen daha takip ettiğimiz, stop olmamız gereken seviyelerin üzerinde. O yüzden oradaki önerimiz devam ediyor. 7.70'in altında görüntü bozulacağı için orada stop olacaktır önerimiz. Ama şimdilik halen daha açık diyebilirim. Polho'ya bakalım. Aynı şekilde Sasa'da sorulmuş. Onu da bu arada görmüştüm soruların arasında. Sasa'da da bir trade önerimiz vardı. O da henüz stop loss seviyemizin altına gelmediği için önerimiz hala orada da açık. Sasa hızlı bir yükseliş sonrasında yataya girmişti. Sıkışma halen daha hissede devam ediyor. Aslında geçen işte bu Ekim ayının ortasında bir yukarı doğru hareketlendi ama tekrar yatay kanalının içerisine geri döndü. Şimdilik halen de oradaki görüntü sıkışık kalmaya devam ediyor. Polho'ya bakacak olursak. Evet, Polho hızlı bir yükseliş gerçekleştirmiş. Bu yükselişi sindirme aşamasında. 4 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Herhangi bir bozulma olmaması bu düzeltme sürecinin sağlıklı bir şekilde sonlanması için. 4 üzerinde kaldığı sürece yeniden yukarı yönlü ataklar görebiliriz. Polho'da teknik açıdan baktığımız zaman yukarı yönde bir ivmelenme için geçilmesi gereken eşiklere bakacak olursak 4.33 seviyesi şu an için düşen bir trend direnci. Her gün bir kademe gerileyecektir. Şimdilik 4.33 yukarı yönlü ivmelenme için takip edilebilecek ilk direnç seviyesidir. Teşekkürler. İpek'e sorulmuş. İpek'e'de de aslında Koza Altın biliyorsunuz orada kar merkezi olan şirket. Diğerleri de aslında onların ana hissedarları olarak ilerliyor. Dolayısıyla Koza Altın'ın iyi bilanço açıklaması diğer şirketleri de pozitif etkileyebilir. Bu bağlamda baktığımızda zaten Koza Altın çarpan bazında da uluslararası benzerlerine kıyasla da ucuz gözüküyor. Öte yandan diğer şirketlerde buna binaen aslında Koza Altın nasılsa aslında onlar da açıkçası bir miktar ucuz gözüküyorlar. TürkSG için bilanço beklentisi nasıl olabilir? TürkSG'de şimdi ikinci çeyrek çok kuvvetliydi. Üçüncü çeyrekte biraz daha büyümeler yavaşladı gibi sigorta sektöründe. Ama üçüncü çeyrekte sonuçta geçen sene kıyasladığımızda yine güçlü gelecektir.
Şey tarafında demin bahsettiğim konu, eğer endeksin düşmesinden çekinen yatırımcılar varsa bir miktar bir VIOP short pozisyonu taşıyabilir demiştik. Onu tekrarlıyorum. Bu aslında bir VIOP sat kolu değildir, önerisi değildir. Bu sadece olası bir düşüş olursa ondan çekinen müşterilerin kendini koruması içindir. Yoksa bizim bir VIOP sat kolumuz yok. Onu net olarak söyleyebilirim size. Karton ne olur? Orada biliyorsunuz bayağı yani yıllardır bir piyasada bedelsiz sermaye artırım beklentisi vardı. Onunla ilgili de geçenlerde açıklama yapıldı. Bildiğim kadarıyla bedelsiz sermaye de yönetim kurulu onayına sunulacak. Ya bundan sonraki süreçte aslında karton çarpan bazında çok cazip gözükmüyor. Ama tabii bu tarz hikayeler kendini fiyatlamaya devam edebilir. Emlak konut sorulmuş. Ömer, emlak konut Evet. sorulmuş. Evet. Seni dinliyoruz. Emlak konut ikinci çeyrekte bildiğiniz gibi hem kredi faizlerinin, konut kredi faizlerinin düşmesi hem de kendi kampanyalarıyla birlikte ciddi bir ön satış geliri yakalamıştı. Ancak ikinci çeyrek bilançosuna bunun yansımalarını pek görememiştik. Bunu üçüncü çeyrekte yansımalarını göreceğimizi düşünüyoruz. Üçüncü çeyrek bilançosunun emlak konutun çeyreksel olarak daha çeyreksel anlamda daha güçlü gelmesini bekliyoruz. Diğer taraftan baktığımızda %48 net aktif değer iskontosuyla işlem görüyor emlak konut. Sektör ortalaması %28. Yine arasında sektör ortalamasıyla kendi iskontosu arasında 20 puanlık bir makas mevcut. Dolayısıyla yani yukarı yönlü potansiyelin mevcut olduğunu düşünüyoruz emlak konutta. Teşekkürler. Arçelik sorulmuş. Dinlenir mi? Yola devam eder mi? Bilanço hareketi nasıl olur? Biz Arçelik'te pozitifiz. Pozitif kalmaya devam ediyoruz. Bunun birçok sebebi var. Üçüncü çeyrek hem beyaz eşya sektörü için çok iyi bir çeyrekti. Euro dolar paritesinin yukarı yönlü hareket ettiği bir çeyrekti. Genel anlamda yani her anlamda aslında baktığımızda Arçelik için tüm beyaz eşyacılar için çok pozitif geçen bir çeyrek oldu. Çarpan bazına baktığımızda da Arçelik hala cazip gözüküyor. Biz de onu kısa vadeli model portföyü tutmaya devam ediyoruz. Arçelik'i beğenmeye devam ediyoruz. Filiz, Selçuk Eczacı'yla Tren'in tekniğine bakabilir misin? Tabii. Bu arada Egehen de sorulmuş. Evet, Muhtemelen kartondaki o bedelsiz hareketi sonrası bu tarz bedelsiz beklentisi yüksek hisselerde birbirini takip eden hareketler. Egehen de evet geçen hafta 8-16 civarında bir direnç vermiştik. Bu haberler sonrasında zaten ertesi gün tavan açmış gibi gözüküyor. Çok hızlı bir yükseliş oldu orada da. Tarih zirvelerine yaklaştı. Hatta şöyle bakalım. Tabii. Tarih zirvelerinde Egehen şu anda. Yani oradaki hareketi yorumlamak tabii zor. Hani daha ne kadar devam eder bu bedelsiz beklentisi, daha ne kadar fiyatların içerisine girer vesaire. Ama şöyle bakmak lazım. Egehen'de 958-70 civarında tepeler var. Bir önceki tepeler. Hisse de oraya çok yakın. Sonuçta Egehen'i direkt ilgilendiren bir şey yok. Hani belki o seviye teknik anlamda bir eşik olarak bir direnç olarak takip edilebilir. Bu son hızlı yükseliş sonrasında. Selçuk Eczacı dedik. Evet, Selçuk Eczacı o da yine son dönemde endeksten daha iyi bir performans göstermiş gibi gözüküyor. Hisse tarihi zirvelerine yakın seviyelerde seyrediyor. Bu hızlı yükseliş sonrası bir miktar dinlenmeye geçmiş, göstergelerin aşırı alım bölgesine girmesiyle birlikte yeni bir hareket oluşturması tarih zirvelerin geçilmesiyle başlayabilir. O da 10.50 seviyesidir. Selçuk Eczacı'da 10.50 seviyesi yukarı yönde hareketlerde alım yönde pozisyonları arttırmak için teknik anlamda izlenmesi gereken bir direnç seviyesidir. Çok kısa vade bakanlar için bu yükseliş hareketinin bozulmaması açısından da 9.75-9.78 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Çok Diğeri teşekkür Tire. Selçuk Eza ve Tire miydi diğeri? Evet. Tire'ye de hızlıca bakalım. Evet, Tire.
Tire şu anda yatay sıkışık ama ortalamaların üzerinde. Göstergeler pozitif bölgede. Yani olumsuz bir görüntüden bahsedemeyeceğim. Ama yukarı yönde bir hareket içinde şu an henüz hissede sıkışık görüntü açılmış değil. Sıkışma devam ediyor. 7 üzerinde kabaca bu teknik görünüm pozitif tarafta kalmaya devam edebilir. Çok teşekkürler. Ömer, iş geliyor sorulmuş. Evet, Sen işkeo yaklaşık %47'lik bir net aktif değer iskontosu ile işlem görüyor. Piyasa ortalaması %28, kendi iskontosuyla piyasa iskontosu arasında 19 puanlık bir marj söz konusu. Yine yapı portföyünde, varlık portföyünde hem ticari üniteler hem de konut olduğunu biliyoruz. AVM'ler olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla pandemi öncesi döneme göre aynı kapasitelere ulaşamamış olabilir. Ancak derin bir diskontrolü de işlem görmeye devam ediyor diyebiliriz. çok teşekkürler. Filiz, Aksa Akrilik soruldu. İstersen teknik olarak sen yolla. Temel olarak güçlü bir şirket. Evet. Aksa temeli teknik olarak da aslında bizim radarımıza giren hisselerden bir tanesi. Orada 8.30 civarında bir direnç seviyesi takip ediyoruz. Yukarı yönde yeniden bir ivmelenme için. Özellikle bu Ekim ayı başında 6 Ekim'de başlayan bir hissede hareket var. Hızlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Onun düzeltmesini yapıyor şu anda. Yukarı yönde devam etmesi için 8.30 üzerinde kapanışların gelmesi gerekiyor. Bu daha yükseliş eğiliminin devam edeceği sinyalini bize verecektir. Çok teşekkürler. Şok marketler sorulmuş. Şok marketler bizim perakende sektöründe en beğendiğimiz şirket. En beğendiğimiz perakendeci Şok marketler. Sonrasında sırayla Migros ve BİM geliyor. Şok marketler biliyorsunuz ciddi bir dönüşüm içerisinde artık net karlılığa geçti şirket. İkinci çeyrekte de güçlü bir sonuç açıklamışlardı. Biz üçüncü çeyrekte de güçlü bir sonuç açıklamasını Şok marketlerin bekliyoruz. O yüzden Şok marketleri bu fiyatlardan beğeniyoruz. Onu ekleyeyim. Enka sorulmuş Filiz. Enka'nın tekniğine de bakabilirsen. Evet, Enka'nın görüntüsü gayet güçlü. Zaten hisse tarihi zirvelerine yakın bir seviyede seyrediyor. Bir yükseliş trendi içerisinde halen daha. Bu yükseliş trendi takip edilerek mevcut pozisyonlar varsa korunabilir. Teknik açıdan bir sıkıntı gözükmüyor. Zayıflayan yani bu trendin bozulması açısından 7.05 seviyeleri takip edilebilir. 7.05'in altında biraz daha zayıflar ama şu an için negatif bir teknik görüntüden bahsedemeyiz. Gayet sağlam ve güçlü bir görünüyor hisse. Çok teşekkür. Odaş ve Zoren sorulmuş. Odaş'la ilgili ben bir cümle bahsedeyim. Biliyorsunuz Halkar süreci var Çan Kömür Santrali'nin. O da çok büyük bir santral. 330 megawattlık bir yerli kömürle çalışan santral. O süreçle birlikte aslında Odaş'ta da hareketlilik görebiliriz. Ama tabii Filiz teknik olarak çok daha detaylı açıklayacaktır. ODAŞ'a bakalım. Evet. ODAŞ'ta son yaşanan yükselişin düzeltmesi gerçekleşiyor. Bu düzeltme bitti diyebilmemiz için yani şu an aslında bunu söylemek biraz zor. 3.30 civarından geçen destekler var. Buralarda buraya kadar devam edebilir. Bugün zaten en düşük kaç görmüş? 3.37 görmüş. Dediğim gibi 3.30 civarından destekleri var. Oraya kadar biraz daha geri gelebilir. Üzerinde karşılanıyor mu? Gelen oradan bir talep oluşuyor mu? Ona bakmak lazım. Şu an için yükselişin düzeltmesini gerçekleştiriyor. Bu düzeltme içerisinde diyebiliriz ODAŞ için. Teşekkürler. Zoran, Alkım ve Oyak Çimento. Senden bu üç şirketle ilgili kısa bir analiz rica etsek. Tabii. Zoran zaman zaman bizim teknik açıdan radarımıza giren şirketlerden bir tanesi. Sadece teknik olarak hedeflerimize gitmişti geçtiğimiz hafta.